Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kasım ayında çıkmış sorular sizler için değerlendireceğiz. İnşallah yararlı bir video olur. Kanalımıza destek için abone olmayı lütfen unutmayalım. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? A. Kasko sigortası, B. Zorunlu mali sorumluluk sigortası, C. Zorunlu deprem sigortası, D. Hırsızlık sigortası. Arkadaşlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur. Kasko ise isteğe bağlı ve 10 yaş altı arabalar için. Doğru cevabımız B sınıfı. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A. Yetişkinlerde 2, bebeklerde 1. B. Yetişkinlerde 3, bebeklerde 2. C. Yetişkinlerde 5, bebeklerde 4. D. Yetişkinlerde 7, bebeklerde 6. C. Yetişkinlerde 5, bebeklerde 4. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek, B. Akciğer, C. Bağırsak, D. Karaciğer. B. Akciğer arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortam oluşturması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirilecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görülmesini engellemesi. C. Araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. D. Kazaya uygulanan aracın kontağının açık bırakılması. A. Yardımı güçleştirilecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. 6. Kalp damar sisteminin yaşamsal organları uygun oranda kanlanma yapmaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetersizliğine nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Şok, B. Havale, C. Epilepsi, D. Bayılma. A. Şok yazılması lazım arkadaşlar. 7. Resimde görünen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için, B. Dolaşımın değerlendirilmesi için, C. Kemik kırıklıklarının tespit edilmesi için, D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetlerini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur arkadaşlar. Bilinç kaybının en ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma hali belirtilerindendir? A. Öksürmek, B. Yutkunmak, C. İdrar kaçırmak, D. Sesli dürtülere tepki vermek. Arkadaşlar, burada doğru cevabımız idrar kaçırmak. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Arkadaşlar, bu soruda doğru cevabımız delici göğüs yaralanmalarında sırtına destekleyici, ayak altına destekleyici malzemeler konarak bu pozisyonda verilir. 11. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Tali yol, B. Geçiş yolu,
C bağlantı yolu, D bölünmüş yol. Arkadaşlar burada doğru cevabımız bölünmüş yol. 12. Sürücüsü dahil oturma yeri 17 kişiyi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A minibüs. 17'den sonrası otobüs geçiyor arkadaşlar. 13. Bir, damar ve sinir sıkışmasına. 2, çıkığın sık sık tekrar etmesine. 3, eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması yukarıdaki verilerden hangisine neden olabilir? A. Yalnız 1, B. 2 ve 3, C. 1 ve 2 pardon, C. 2 ve 3, D. 1, 2, 3. Arkadaşlar hepsi değişik. 14. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin dönüş işaretidir? Sürükleme yöntemleri. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkartılmasında kullanılır. Veriler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru, 2 yanlış. B. 1 yanlış, 2 doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Arkadaşlar her ikisi de doğru. Işıklı trafik işaret cihazlarında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini. B. Motor durdurmasını. C. Harekette hazırlanmasını. D. Biraz sonra kırmızı ışın yanacağını. C. Harekete hazırlanmasını. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kavşağa 50 metre kaldığını. B. Askeri en az hız sınırını. C. Azami en yüksek hız sınırını. D. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Moped yolunu, bisiklet yolunu, mopedin giremeyeceğini, D. Motosikletin giremeyeceğini, C. Mopedin giremeyeceğini. Aralıkta yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı işareti taşır? A'dır. Görüş yetersizliği olan tepe üstü veya dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Hızın azaltılması. B. Öndeki aracın geçilmesi. C. Takip mesafesinin kuralına uyulması. D. Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Arkadaşlar, B. Öndeki aracın geçilmesi. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre bir numaralı araç ile öndeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır? Yarısı kadar. 35. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Araç dengesinin korunması. B. Trafik güvenliğinin dikkate alınması. C. Taşıma sınırına göre sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. D. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Motorda çalışan parçaların temizliğinin hangi sistem sağlar? A. Yağlama sistemi. B. Şarj sistemi. C. Ateşleme sistemi. D. Soğutma sistemi. Arkadaşlar, yağlama sistemi.
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? A. Bantlanır, B. yapıştırılır, C. değiştirilir, D. iple sarılır. C. değiştirilir arkadaşlar. Hiçbir tamir yapılamaz. Araçlarda elektrik devriyesini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanına ne denir? A. buji, B. söket, C. ampul, D. sigorta. Cevabımız D. sigorta. Frene basıldığı andan itibaren aracın durdurulmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. aracın hızı, B. yolun eğimi, C. lastiklerin durumu, D. yolun genişliği. Arkadaşlar, yolun genişliğinin bir faktörü yok. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisinde verilen yol numarasıdır? A. otoyol, B. demir yolu, C. devlet yolu, D. uluslararası yol. C. devlet yolu. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. fren pedalının, B. farampülünün, C. marş motorunun, D. silecek motorunun. Arkadaşlar, direkt marş motoru C. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. motor yağ basıncı ikaz ışığı, B. egzoz gazları kontrol ikaz ışığı, C. fren balataları aşınmış ikaz ışığı, D. emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. A. motor yağ basıncı ikaz ışığı. Arabalarımızın gösterge panellerinde ekranda zaten var. Gelelim en son sorumuza. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğu, B. arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu, C. soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, D. motor kaputunun tam kapanmadığını, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu. Arkadaşlar, inşallah yararlı bir video olmuştur. Destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.